işte gecikti, aramızda gecikecek. Evet, tamam. Arkadaşlar, kısmi ödenek psikozu dediğimiz şey aslında Levinson, Straub ve Binder'in arkasından geçtirdiği TLDP denen şey. Yani time limited dynamic psychotherapy. Yani süresi sınırlı ya da zaman sınırlı psikoterapi olarak tercüme edilebilir. Önce biraz reklam kısmımız var. Kısa süreli terapi hızla yayınlaşıyor ve geleceğin önemli bir etkili psikoterapi yöntemi oluyor. Bunun bir takım sebepleri var. Önemlisi sağlık maliyeti. Ne oluyor? Amerika'da tabii ki sosyal sigortalar, işte özel sigortalar vesaire bunu ödediği için kimse ödemiyor. Kendisi cebinden ödeyen kimse yok. Haliyle yıllar süren psikolojik psikoterapiler de bu ödeme kapsamını gitgide zorluyorlar. Tabii bu baskı altında işte Vanderbilt Üniversitesi'nde insanlar nasıl yapalım da bunu kısaltalım. Hem etkili olsun, hem kısa olsun, hem de danışanlar ödemesinler, bunu sağlık sistemi ödesin şeklinde bir yerden başlıyorlar. Aslında bir zorlama gibi bir şey aslında bir yandan baktığımızda. Ve böyle bir yöntem buluyorlar. Tabii birçok kısa terapi var ama bunlarınki kendine özgü ve Vanderbilt Üniversitesi'nin kadrolarını ürettiği bir şey. Ampirik çalışmalar var. Bunların sonunda bunun etkili ve güvenilir bir yöntem olduğu gösterilmiş. Bunu biraz ileride göreceğiz zaten. Bu sigorta şirketleri meselesini konuştuk. Bir de tabii yetişmiş insan gücümüz artıyor. Amerika'da da Türkiye'de de artmaya başladı. Covid'a kadar bu biraz psikiyatrinin kontrolünde olan bir alanda. Covid'dan sonra, kendi psikolojisinin kurulmasından sonra artık bunu Amerika'da işte psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, birçok aslında uzman ve eğitimli, belli bir eğitimi almış insan gücü uygulamaya başladı. Bu da tabii orada psikoterapinin hızla yaygınlaşması sağladı. Umarım bizde de diğer medeni ülkeler gibi olacak. Araştırmalar hızla artıyor dedik. Antidepresan tedaviler faydalı oluyor mu? Oluyor. Nasıl oluyor ama? Ne olur? Stres, anksiyete ne yapar? Serotonin seviyemizi düşürür. Ne yapar bu SSRI'ler ya da daha ileri noradrenalin limfreleriyle beraber? Bu seviyeyi yükseltirler. Noradrenalin seviyesini yükseltirler. Ama genelde serotonin inhibitörleriyle işe başlıyorlar. Fakat kestiğimizde ne oluyor? Tamam, etkili oluyor bu, biliyorsunuz çevrenizden de. Etkili oluyor, tamam, şahane, ama kesince her şey geri dönmeye başlıyor. O zaman ne yapalım da bu süreçten yararlanıp bu zamanı kazandıktan sonra çalışalım ve bu süreçleri artık geri gelmeyecek şekilde sona erdirelim. İşte psikoterapi de burada işimize yarıyor. Tarihi biraz eski, 46'larda Alexander ve French ile başlıyor. 60'larda Balint ve Mellon artık süreci dahil oluyorlar. Daha sonra da 80'lerde işte Klerman, Luborski ve bizim hani asıl kökenimizi aldığımız Vanderbilt'te çalışan Straub ve Binder, ki Straub sanıyorum Almanya'dan geçen bir psikiyatrist. Bizim yaklaşımımız da bu Straub ve Binder'in yaklaşımını takip ediyor ve bu üniversitenin daha sonra geliştirdiği bir takım kriterlerle devam ediyor. Onu da ileride göreceğiz. Aslında şöyle de bir durum var. Birçok klinisyen ister istemez kısa süreli psikoterapi yapıyor. Çünkü danışanlar mümkün olduğu kadar kısa sürede terapide kalmak istiyorlar. Tabii bunun birçok sebebi var. Bir tanesi mali sebepler. Mümkün olduğu kadar az para ödemek istiyorlar doğal olarak. Diğer bir sebep, hayatlarına dönmek istiyorlar. Sürekli bir yıllarca süren bir bağlantıda kalma, yaşama istemiyorlar. Bu da gayet anlaşılır bir şey. Haliyle de bu insanların daha kısa süreli terapilere ilgi göstermesine sebep oluyor. Bir de tabii bir takım bekleme listeleri var özellikle Amerika'da. Oraya ayrılan danışanların da büyük bölümü, yani bizim için istatistik anlamlı bir bölümü, terapiyi bırakıyorlar. Hani uzun süre terapiye ayrılmaktan ya da o süreci takip etmektense. Tabii en önemlisi belki insanlar acısını, o sıkıntısını bir an önce son vermek istiyor. Bu da gayet doğal bir şey. Katılım eğrisi var şurada. Görüyorsunuz bu McKenzie'den almışlarımızın.
Seans sayısı arttıkça efektiflik artmıyor. Bakıyorsunuz işte belli bir zaman sonra bir plato görüyoruz. Demek ki belli bir zaman sonra terapi bitirip hayatta bu anlayışın yani kazanımların devam etme şansı gibi bir durum olabilir. Bunun teorik altyapısı ne? Bu sistem anlayışı biliyorsunuz belki buna dayanıyor. Yani sistemde bir şey değiştirdiğimiz zaman ona bağlı olan her şeyin de değişmeyeceğini varsayıyoruz. Ne yaptık biz? Mesela diyelim savunmalarımızın bir kısmını geri çektik. Klinisyen olarak hastalarımızla çalışarak. Ne olacak danışan? Bir süre sonra etrafındakilere buna uygun bir şekilde bir ilişki stiline getirmek isteyecek. Çevresindekiler de buna adapte olmaya çalışacak. Bu ne demek? Bir süre sonra bütün bu sistem başka bir dengeye ulaşacak. Yani bir insan hayat boyu psikoterapi tutmamıza ya da 10 yıl işte 5 yıl neyse tutmamıza gerekiyor. Belli bir zaman sonra aslında bu süreç kendini yenileyen, döndüren bir süreç haline gelecek. Teorimiz böyle. Uygulamalar var mı? Evet, klinik uygulamalarda bunu destekliyor. Birkaç tanesini birazdan göreceğiz. Evet, bu daha önce konuştuğumuz şey. İşte insanlar belli bir anksiyete içinde psikoterapiye başvuruyorlar ve bundan bir an önce kurtulmak istiyorlar. Tabii bunlar hani hangi savunman var, işte nasıl ruhsal sağlığım mükemmel olur, bunların peşinde değil. Ama terapistler biraz bunun peşinde. Bizim de entelektüel ihtiyaçlarımız var, biliyoruz. Her şeyi mükemmel yapalım, işte istediğimiz sonucu alalım, bütün döngüleri kıralım. Böyle bunlar da doğal ihtiyaçlar aslında. Ama tabii danışanın ihtiyaçlarına uygun bir şekilde götürmemiz lazım. Başka bir fikir de açık uçlu psikoterapilere gelen hastalar amaçları, hedeflerini kaybederler şeklinde bir anlayış var. Yani çok katılmasam da çünkü danışan bir anksiyete, bir acı çekiyor zaten hani hedefini çok da kaybetmez herhalde. Ama böyle bir anlayış da var. Deneysel kanıtlar ne gösteriyor? İşte 8-16. Seanslar itibariyle %50'lik bir ilerleme var. 26. seans itibariyle bir değişiklik, bir ilerleme var ki bunlar tabii gayet iyi rakamlar. Kısa süreli psikoterapiyi destekleyen. Aslında bu aşama modelleri bütün psikoterapiler için geçerli. Ne oluyor? Danışan önce birkaç seans içinde kendini iyi hissetmeye başlıyor, görüyorsunuz. Evet, değil mi? Evet. Daha iyi hissediyorum diyor. Ama bu işimiz bittiği manasına geliyor mu? Pek gelmiyor. Daha sonra ne oluyor? İşte semptomlar oluyor, baş ağrısı gidiyor, mide ağrısı azalıyor, işte o gerginliği, sırt ağrısı, işte kas ağrısı işte azalmaya başlıyor. Bunlar gayet iyi haberler ama işimizin bittiği manasına gelmiyor. Amacımız ne? Demin de hani bir arada konuştuk. Kişilik organizasyonunu yükseltmek istiyoruz. Bunu da kişiler arası olarak da becermek istiyoruz. Bunu yaptığımız zaman işimizi tam olarak yapma duygusu yaşayabileceğiz. Kısa süreçleri 3 yıl üstünde bir kazanım sağlıyor. Tabii bunlar biliyorsunuz takip etme süresine bağlı şeyler. Diyelim mesela bir kanser hastasını 5 yıldan fazla takip edemiyoruz. 5 yıllık sağ kalma göre değerliyoruz. Bu da öyle bir şey. Bunun üstünde zaten takip etme imkanı teknik olarak çok da mümkün olmuyor. Çünkü hayatın getirdiği şeylerle o danışan bir yerden bir yere hareket ediyor. Hayatında bir şey oluyor. O merkezle bağlantısını kesiyor ya da ulaşılması zor hale geliyor. Ama 3 yılda hiç fena değil. Bunu da başka bir şekilde de şöyle düşünebiliriz. İşte karaciğerim hasta iyileştirdim. Tamam yattım hastaneye geçti. Ama 10 sene sonra tekrarlanabilir. Yine müracaat ederim. Yani danışanların da psikoterapiden korkması için aslında bir sebep yok. Anlayışı da bu şekilde değiştirmek lazım. Demin dropout'ta bahsettiğimiz mesele. Danışanların %20'si uzun dönemli bir gruba verildiklerinde terapiden ayrılıyorlar. Terapiyi bırakıyorlar. Bu da kısa süreli terapinin bir klinik avantajı olarak ortaya çıkıyor. Maliyet faydaları nedir? İşte daha az para harcamak istiyoruz, daha az zaman harcamak istiyoruz, daha verimli olsun istiyoruz. Bunlar danışan merkezli bir yaklaşım. Metanlik çalışmaların gösterdiği bir şey var. Bekleme listesinde bir üstünlüğü var. Neden? Kısa zamanda klinik iyileşmeyi görmüş oluyoruz. Etkinliği diğerlerine göre uzun süreli terapilere eşdeğer ya da yakın, etkileri kalıcı olduğunu da iddia ediyoruz. Bu diğer psikoterapilerden ayrılan bazı tarafları var. Bunlar sınırlı bir odağımız var. Nedir sınırlı odak?
Bu şeylere gelen arkadaşlar zaten biliyorlar. Hava kalkmadan. Bir tane ana badem bulmaya gayret ediyoruz. O bizim sınırlı odamız. Bu da bizim işimizi çok aslında kolaylaştırıyor. Sınırlı bir zaman var. İşte 20 saniyede işimizi bitirmemiz lazım. Bu da önemli bir şey. Ve tabii bunu da çalışırken 14-15'ten sonra artık belli bir yere gelmiş olmamız lazım. Tembellik etmediysek, danışan çok zor bir danışan değilse, savunma aracı da çok yüksek değilse belli bir noktaya da gelmiş olmamız lazım. Ondan sonra da bunu yavaş yavaş konuşmamız lazım. Bak, 4 seans kaldı dememiz lazım. Sonra sürpriz oldu işte bitiriyoruz. Tabii olmaması lazım. Seçim kriterlerimiz son derece geniş. Zor hastaları dahi işte bazı işte alt düzey narsist hastaları dahi kabul ediyoruz. İlerlemede olduğunu klinikte görüyoruz. Vaka sunumlarında narsistlik görmüş bulunuyoruz. Gerçi narsistlik demiyoruz biz. Onu konuşuyoruz. Biz hani herhangi bir klinik yaftalama ya da tanı koymuyoruz. Evet, bu da önemli bir nokta ama biz aramızda konuşurken böyle diyoruz. Benim bir tane vardı değişik. Hani zor narsistik, uzun süreli terapi gerektiren hastalarda bile bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Demek ki hani zor hastalarda da yoktu. Kriterler nedir? Hani en hani bizi almamız gereken hastalar, psikotik hastalar. Gerçekle bir ilişkisi yoksa haliyle bizde de bir ilişkisi olmaz. Haliyle psikoterapiden de yararlanmayacaktır. Ama tabii bipolar hastalarımız var. Onları da yükseltiyor muyuz? Evet yükseltiyoruz ama bipolar tedavisi biliyorsunuz işte lityumla yapılan bir şey. Psikoterapiyle bunu tamamen çözemeyiz. Ama o danışanlara yararımız oluyor mu? Evet oluyor. Bunu da zaten test olarak da görüyoruz ve hem kendimiz için hem süreç için yapıyoruz. Terapisinin etkin olması bu biraz klasik psikanalizle atıp yapan bir şey. Terapi biliyorsunuz birçok psikolojik ekol ya da işte psikoterapi ekolleri, dinamik psikoterapi ekolleri biraz nötr.